de çok snob bir insan. Sağ olun, merhaba. Yes, it's normal. The fans are disappointed now because we have this bad result previous game. That we have to fight. We have to give more. We have to come up of ourselves. And yes, of course we can win Sunday. It's derby. Everyone knows this. But not only in the words. We have inside of the pitch to really give more than 100%. To fight a lot, and that I can promise to the fans is that they will see one team that is united and fight until the end, and I hope the God give us this luck and to win this game. Evet, taraftarlarımızın bu noktada üzgün hissetmeleri ve hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları bu anlamda üzdük. Şu anda tabii ki de savaşmak mecburiyetindeyiz. Daha fazlasını göstermek mecburiyetindeyiz oynayacağımız derbi maçında ve kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yenebileceğimizi düşünüyorum, yenebileceğimizi biliyorum, bunu herkes de biliyor. Saha içerisinde olduğu gibi saha dışarısında da birlik bir şekilde hareket etmeli ve beraber hareket etmeliyiz bu anlamda. Ben taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Saha içerisinde savaşan, birlik olmuş bir takım görecekler pazar günü Beşiktaş derbisinde. Umuyorum Tanrı da bize şans verir. Biz de o maçtan galibiyette ayrılırız. And I said this for the luck also because in the last game also we are a little bit unlucky because I lost an opportunity, funky of the post. And I hope because the football is like this. In this Sunday we have this luck and so we can win the game. Tabii ki buna ek olarak şanssız da olduğumuzu düşünüyorum. Direkten dönen toplar vardı. Tabii ki bu anlamda şanssız olduğumuz zamanlar olabiliyor futbolda. Umuyorum ki oynayacağımız derbi maçında şans bizden yana olur. Yes, of course. Every time you have to have the faith and the possibility that you can win in the end. We have more 11 games. That means 33 points. We are 5 points back. Okay, well, Beşiktaş have one less game, but they have to play this game, they have to win this game. So we are in the game, we have faith, we have to believe this. Of course, we spoke after the game, it was a bad moment for us, but in this moment, especially this moment, we have to stay together, united, and to have faith, to believe, and to look each game by game. Don't look in the end after 2 months what's going to happen. We have to fight game by game and let's see in the end what we going to happen. Evet, aslında bizim her zaman inancımız var şampiyonluk noktasında. Kalan 11 maç var ve kazanabilecek çok fazla puan var bu noktada. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Bizim inancımız sonsuz bu noktada. İnancımız var. Tabii ki aramızda konuştuk mağlubiyetten sonra. Kötü bir andı bizler için bu mağlubiyet. Ama özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız gerekiyor. Daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Bizim söylemiş olduğum gibi inancımız var ama sürekli olarak maç maç bakmak durumundayız. Maç maç gitmek zorundayız. 2 ay sonrasını değil, her maçı ayrı görmek zorundayız. Sonrasında da olacakları hep birlikte göreceğiz. Yes, it's two different leagues. Here I told you before that the league is more nice, more how can I say? It's more difficult because here you can see that you can lose from everyone, you can win everyone. We don't know what to expect in the next game. Okay, you know that we are here in Fener, we are a new team. We have a lot of new players. We have even I'm since here 5 months only from October. Also, a lot of players. It's new. It's difficult to have sometimes in so small period one balance and to find the perfect chemistry. We have to have patience to work, to improve a lot of things that you doing wrong in some games, and it's only like this you can achieve your target. Maybe sometimes a lot of people see the tree and not the forest, you know this phrase. So we have patience all together, we must stay one, and believe me, this team have the potential and the possibility to win the title also this year, and also if you stay like this
and to continue like this, we have to find our chemistry and improve every month, every year, and in the end, for sure, we can win the title. Because also, I have this problem in my previous team that in the first years, every time change everything, coaches, players, and believe me, this was not the solution. And when we start to keep one plan and to improve a little bit the details of this plan, then come the target, then we achieve our target, and then we continue to become better. Evet, söylemiş olduğunuz gibi farklı liglerde oynadım. Buradaki lig, biraz önce de söylemiş olduğum gibi, biraz daha farklı ve biraz daha zor. Çünkü herkes birbirine kaybedebiliyor bu ligde. Neyin ne olacağı bu konuda belirsiz bana göre. Tabii ki Fenerbahçe'deyim. Burada çok fazla yeni oyuncular olduğunu bir kez daha eklemek isterim. Çünkü benim de aynı şekilde Ekim'den bu yana 5 ay oldu buraya geleli. Ve benimle beraber çok fazla yeni oyuncu katıldı buraya. Bazen bu kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Tabii ki de hedefimiz şampiyonluk ve daha çok çalışmak durumundayız bu kimyayı sağlamak adına. Bizde bir söz vardır, bunu dillendirmek isterim. Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım. Yani tek bir şeye değil, bütüne odaklanmak gerekiyor, bütünü görmek gerekiyor. Şu anda tabii ki de şansımız var, ligi kazanma şansımız var ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Eski takımımdan aslında örnek vermek istiyorum. Önceki takımda da aynı şekilde bu tarz değişiklikler olmuştu. Yeni oyuncular gelmişti, hoca değişiklikleri olmuştu ve oyuncu değişiklikleri çok fazla olmuştu. Bu bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil. Daha doğrusu bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmek mecburiyetindeyiz ve hedefe bu noktada bu şekilde odaklanmak gerekiyor. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Antrenman başlıyor. Thank you. Thank you. Kolay gelsin. Abi takım sahaya çıkıyor.